8 Haziran'da yine Bolu'da başlayan İstiklal Yolu yürüyüşü. Ayın 11'i Cuma günü saat 4.30'da Kışla Parkı'nda İl Protokol tarafından karşılandı. Ve şehir merkezine doğru yürüyüş devam ediyor. 95 kilometrelik düz güzergahı yürüyen 80 civarında yürüyüşçü. Tamamen Kastamonu'lardan oluşuyor. Çünkü pandemiden dolayı diğer illerden katılıma müsaade edilmedi. Çok kalabalık olmasın diye. 100. yılında güzel bir etkinlik olması düşünüldü ama pandemiden dolayı kalabalık sağlanamadı. Eğer ki kalabalık sağlanma noktasında pandemide bir gevşeme olsaydı takriben İstanbul'dan yapılan bir projeyle özellikle Kastamonu'lar Dayanışma Kaster'in öncülüğünde 20 gün civarında insan taşınacaktı buraya. Muhteşem bir şey olacaktı ama pandemiden dolayı böyle yarım kaldı o iş. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda bu yapılacak. Dediğim gibi normalde 9 Haziran'da bu yürüyüş başlıyor. Çünkü 9 Haziran İnebolu'nun şeref ve kahramanlık günüdür. Fakat bu sefer oraya girmek istemiyorum. Farklı bir durum oldu ve 8 Haziran'da yürüyüşü başlattılar. Onun için tabii her zaman olan bir şey değil bu. Bu sene böyle insanlar sesini çıkarmadılar buna. Çünkü program tersine dönmüş oldu. Evet, o bugün 11 Haziran Cuma. Ve birazdan gördüğünüz gibi Nasrullah Köprüsü'ne doğru yürüyorlar. Yürüyüşün sonuna gelelim. 95 kilometrelik parkurda. Gerçekten de evet, 3 yıl boyunca güzergahtan cephaneler taşındı. Yaz, yağmur, kış, soğuk, fırtına. Her ne kadar bu Haziran ayında yapılmış olsa da bu yürüyüş o 95 kilometrede insanlar kendi ihtiyaçlarını sırt çantalarında taşıyarak bu yürüyüşte aslında bir cefakarlık örneği vermek adına tesir et noktasında güzel bir başarılı bir organizasyon. Tabii ki bunları unutmamak gerekir. Tarih çok önemli. Tarihini unutan, özellikle böyle önemli olayları unutanlar hiçbir zaman geleceğe güvenle bakamaz derler. Bu da onlardan biri, örneğidir. Çünkü Kastamonu için, İnebolu için, aslında ve aslında Türkiye için olmazsa olmaz, hiçbir zaman hatırdan çıkmayacak. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş çimentosu olan Kastamonu ve İnebolu unutulmamalı. Çünkü Mustafa Kemal'in askerlerine bu güzergahtan cephaneler taşındı. Derdi ki Mustafa Kemal, der ki gözün Dumlupınar'da, kulağın İnebolu'da. İşte İnebolu'daki kulağı nedendi? Bu insanlar geliyor mu? Cephaneler taşınıyor mu? Cephaneler Afyon'a, İç Anadolu'ya taşınıyor mu diye. Bunun için hep kulağın İnebolu olduğunu söylemiştir. Çünkü Karadeniz'e gelen cephane ve silah mühimmatlar bu güzergahtan taşınıyordu. Ve işte böyle o zaman tabii kanlarla yemek yok, yiyecek yok, ihtiyaç noktaları belli değil. O şartlarda yapılıyordu. Bu bir temsili yürüyüştür tabii ki. Nasrullah Köprüsü'nde Kızılay görevlileri korteje çiçekler atıyor. Türk bayrağı arkasında hemen Mustafa Kemal Atatürk'ün
büyük bir portresi var. Bu bizim gurur günümüzdür. Kastamonu'nun gurur günüdür bu. 9 Haziran. Biz 9 Haziran olarak biliyoruz. Her ne kadar 8 Haziran'da varsa bile o bizim gördüğümüz, bildiğimiz, kabul ettiğimiz bir şey değil. Ama bu seferlik böyle oldu. Evet. Kortej, yürüyüşçüler, eşkedek, Nasrullah Meydanı'na doğru girdiler. Orada kısa konuşmalar oldu. Yani, tabii takdir edersin. Ya protokol konuşmaları olursa insanlar bunalacak. İnşallah kimse çıkıp da protokolde siyaset yapmaz. Çünkü insanları tutuyoruz. Oraya kadar geliyoruz. Orada protokol konuşmalarıyla insanlar bunalıyor. Halbuki böyle şeyde sadece belediye başkanı ve vali bey konuşması yeterlidir. Ne diyor? Bekleme beni yazmış. Evet, Nasrullah Meydanı'nda bekleniyorlar. Hazırlıklar yapılmış. Gördüğünüz gibi kortej yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Biz biraz önden gidelim. Buraya meydan içeri çekelim. Kaleden top atışlarıyla selamlama yapılıyor. Kastamonu Kalesi'nden top atışlarıyla selamlama yapılıyor arkadaşlar. Orkestrada güzel bir hoşluk yapmışlar. Asker kıyafetleri giymiş orkestradakiler de buradan görüyorum. Evet, gördüğünüz gibi orkestra asker kıyafetleri giymiş, çok hoş olmuş. Arkadaki görsel de çok güzel. Evet. Sing a river polina. Sing a sing a sing. Biraz daha mı? Sing a sing. Çok küçük bir ayet olmuş. Derek. Sing a. Yani organizasyonda görüyorsunuz bazen böyle şey oluyor. Yani kendilerine göre yer ayarlıyorlar. Yürüyüşçüleri düşünmüyorlar. Şimdi bakın. Protokol burada oturacak. Yürüyüşçüler 95 km yürüdükten sonra şu arka tarafa davet edilecek. İşte bunlar yanlış şeyler işte. O kadar yorulmuş insanları oturtacaksınız buraya. Protokol olduğu belli olsun. Kimin hak ettiğini de burada görmek lazım. Bayraklar, Atatürk posterleri dağılıyor.
Evet, hak edenler geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, herkes protokolde yer kapmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Herkesin derdi protokol. Yürüyüşçüler ortada yok. Spor Bakan Yardımcısı burada. Vali benim hemen yanımda. Evet, artık arkadaşlar yürüyüşlerin işi bitti. Sahne siyasetin. Biz burada çıkıyoruz yayından.